Sesli köşelerde Adem Yavuz Arslan'ın kaleme almış olduğu TR724'te yer alan "O Heyeti Merakla Bekliyoruz" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Yeni Şafak'ın haberine göre Erdoğan rejimi, sürgün gazeteciler ve Gülen cemaatinin önde gelen mensuplarını bulundukları ülkelerden alabilmek için teknik heyet oluşturacakmış. Karar, Büyükelçiler Zirvesi'nde alınmış. Yıllık toplantıda bir araya gelen büyükelçiler mealen, "Kimse bizi ciddiye almıyor. İade taleplerimiz havada kalıyor. Teknik heyetler oluştursanız, gelip onlar anlatsa," demişler. Aslında büyükelçilerin yaptığı diplomat kurnazlığı. Çünkü Ankara çıkışlı iade talepleri utanç verici. Büyükelçiler bu tür dosyalarla muhataplarının karşısına çıktığı zaman rezil oluyorlar. Onlar da topu Ankara'ya atmışlar. Hukukun olmadığı ülkelerden rüşvetle adam kaçırtan Erdoğan rejimi, ABD ve Avrupa ülkelerinde ise yargı duvarına tosluyor. Şahsen teknik heyet oluşturma kararını memnuniyetle karşıladım. Böylece uygar dünya, Türk yargısını daha yakından tanıma, görme imkanı bulacak. Ben de hakkımdaki suçlamaların dayanağını görebilirim. En azından öyle umuyorum. Şöyle ki, 2014 Haziran'ından bu yana Washington'daydım. AKP rejiminin 28 Ekim 2015'te gasp edip yağmaladığı, sonra da kapattığı Bugün gazetesinin Washington temsilcisiydim. Tomalarla İpek Medya'nın kapısını kıran, meslektaşlarımı gaza boğup gözaltına aldıran AKP kayyımları, ilk iş olarak da benim de aralarında bulunduğum bir düzine gazeteciyi işten attı. Yasa tanımadıkları için bu işlemi yaparken de hak hukuk gözetmediler. Sonrasında malum süreç yaşandı. Onlarca gazeteci tutuklanırken benimle ilgili tutuklama kararı verilmemesi mümkün değildi. Merak ettiğim konu bunu nasıl yapacaklarıydı. Havuz medyasında adımı ilgisiz bir dosyada gördüm. Sonra iddia ettikleri tarihte Türkiye'de bile olmadığımı fark edip o konuyu kapattılar. Ardından da Hrant Dink cinayetine dair 2011'de çıkan "Bir Ermeni Var, Hrant Dink Operasyonu'nun Şifreleri" ve 2012'de çıkan "Ergenekon'un Zirvesi" kitaplarım bahane edilerek hakkımda dava açıldı. Yine havuzdan gördüğüm kadarıyla yazdığım kitaplar terörist faaliyet olarak tanımlanmış. Nedim Şener'in kankası Savcı Gökalp Kökçü evlere şenlik bir iddianame yazmış. AKP yargısının bile yetersiz bulup 3 kez iade ettiği iddianameye göre kitap yazarak 4 yıl önceki cinayete iştirak etmişim. Dahası iddiaya göre gazeteciler Ercan Gün, Ekrem Dumanlı, Faruk Mercan ve avukat Halil İbrahim Koca'yla zamanda bir toplantı yapmışız. Gerçekte böyle bir toplantı hiç olmadı. Bu iddia neye dayanıyor? Aradan geçen bunca zamana rağmen öğrenemedik. Savcı Kökçü'ye göre gazeteciler arasında yoğun irtibat varmış. Gazetecilerin kendi arasında konuşması normaldir. Ama AKP yargısında işler farklı işliyor. Ancak orada da absürtlük diz boyu. İddianame Savcı Kökçü'nün hukuk ve dil bilgisinin zayıf olduğunu gösteriyordu. HTS kayıtları da matematik bilmediğini gösterdi. Ya da pervasızca yalan söylüyor. Mesela savcının yoğun irtibat dediği kayıtlara mahkeme HTS kayıtlarına bile bakmamış. Göre benimle Ercan Gün arasında tek telefon görüşmesi var. O da 44 saniye. Diğer isimler arasında hiç irtibat yok ama savcıya göre çok yoğun irtibat varmış. Mahkemenin ABD'ye yolladığı iade talep yazısı ise ayrı bir komedi. Anayasal düzeni ortadan kaldırmakla suçlanıyorum. Bunu da kitap yazarak yapmışım. ABD'li hukukçuları dumur eden metinde şöyle bir ifade daha var. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçu beraberinde başka suç işleme diye bir madde var. Fakat o suçun ne olduğuna dair bir bilgi, açıklama ya da delil yok. Uzman bir ceza hukukçusuna sordum, o da anlayamadı. TCK'da böyle bir suç tanımı yok çünkü. ABD'ye yollanan metinde firari deniyor. Halbuki benim Washington'a atanmam 2014 Haziran'da oldu. Tüm resmi dokümanlarım ABD makamlarında mevcut. ABD'de akredite basın kartım var. Hatta yakın zamanda yeniledim. Hakkımdaki dava ben Washington'a atandıktan neredeyse 3 yıl sonra açıldı. Yani teknik olarak
firari olamam. 4 sayfalık metinde o kadar çok hukuki hata var ki neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Mesela olgular kısmında kasten adam öldürmeye dair bir veri yok. Suçun maddi ve manevi unsurları ortada yok. Adam öldürme suçunun neresinde olduğum, ilgim ne belli değil. Anayasal düzeni değiştirme ve terör örgütü üyesi olmaya dair de bir delil, bulgu vesaire yok. Hakim ağırlaştırılmış müebbet istenen bu suçlara dair tek bir delil, bulgu vesaire göstermiyor. Şimdi başa dönelim. Erdoğan rejiminin sürgün gazetecileri bulundukları ülkelerden almak için görevlendireceği teknik ekip ne anlatacak çok merak ediyorum. ABD makamları da bu sayede zaten çok iyi bildikleri Türk yargısını daha yakından tanımış olacaklar. Heyetler arası toplantıların hayli renkli geçeceği kesin. Sürgün gazetecilerden biri olarak o heyeti merakla bekliyorum, diyor Adem Yavuz Arslan, TR724'teki köşesinde.